Evet, Didim Akbük'ten herkese selamlar. 385 bin euroya 530 metrekare arsa içinde bir villa tanıtmaya çalışacağız. Arkadaşlar 3 defa fiyatını söyleyeceğim. 385 bin euro, 385 bin euro. Bir daha söyleyeyim, 385 bin euro. Bazen biri güreşte yenilir, bir daha 3'e kadar hep yeniliyor. O yüzden paraya zaten yenilmişiz. Fiyatı söylemek de benim üstüme vazife. Sevgili arkadaşlar, şu anda havuz başındayım. Manzaramız bu. Şu anda yerden mübalağasız 7 metre yüksekteyim. Yani hem köşe başı hem yerden 7 metre yüksekteyim. Ve emsal evlere bakalım. Sevgili arkadaşlar emsal evlere bakalım. Şu karşıda görünen 300 evler sahipleri beyefendi. Onları da sunduk. Her birinin arsası ne kadar? 500 metrekare. Bu alttaki 600 bin euro, ortadaki kaç paraydı? 470 bin euro. Ama bunları onlarla kıyasladığımız zaman, işte ben o yüzden filtreleyin, seçeneklere bakın. Kıyasladığımız zaman bu %100 öndedir. Onu söyleyebilirim. O sahipleri de bana kızmasın. Havuzu 50 metrekare. Bunun 4 odası var. Bodrumu var. Eklentileri var. Misafir odası var. Yeni, sıfır. Sahibi de hemşerim, değerli toprağım. Bir selam sal sabah olsun diyor ya. Havuz 50 metrekare, Malatya selam. Sahibi Almanya'da. Arkadaşlar Münir abi Almanya'da. Eğer siz de orada bir tasarınız varsa bütün gurbetçilerimize buradan oraya kamyonlar, uçaklar, tarlar dolusu selamlar. Numarasını paylaşırım. Münir abiyle ölçer biçersiniz. Eksik pek bir şey yok. Beyefendi de dedim abi valla dedim onlar 600 istiyor. Sen niye? Oğlum dedi valla benim param bitti. Ben inşaat benim neyime dedi. Ben bitirdim. Eksikleri de dedi. Alan kişi yapsın dedi. Münir abi de böyle bir abi. Bu çevredeki camları böyle yapmışlar. Can. Denizi de böyle teğet geç. Teğet. Ve buralar yerden çok yüksek olduğu için hep taşlarla koymuşlar. Kaygan olmayan seramiklerle havuzun etrafını döşemişler. Evin içini göstereceğiz size de. Evin içinden önce hani bazen misafir gelir ya. Hemen burada oh alana bak. Abi burada ne var? Evin içini göstereceğiz. Lütfen kızmayın, bağırmayın. Evi de göstereceğiz. Biraz merak edin. Can. Arkadaşlar burası... Yani bura ev sayılmıyor. Yani eklenti diyeyim. Geç oraya Bavem'in. Havuz ileride ya bakın. Gizli yapmış. Duş burada. Klozet orada. Efendime söyleyeyim böyle happy birthday partileri yapar ya yabancılar. Büyük misafirleriniz olursa böyle şirketleriniz falan. Burada parti yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim çok misafiriniz gelirse yenge yoruluyor. İşi var, kuaföre gidecek, bilmem yoğun, çocuk derse gidecek derseniz bir hanımefendi eli öpülecek bakıcı bir abla da alırsınız. Buraya da bir yaşam yeri olur. Ve daha göstereceğiz size. Biz buradan başlıyoruz. Burada ayrı bir yaşam yeri. Daha bu ev değil yani. Biraz konuyu dağıtmadan. Evet. Şimdi bu iki eklentiyi gösterdik değil mi? İki eklentiyi gösterdik. Ve geldik. Arkadaşlar burada sauna yapabilirsiniz. Hamam yapabilirsiniz. Bakın bir eklenti de burada. Üçüncü eklenti. Ve statiği mühendislik anlamında bu perde betonlar 16'lık demirle çit filiz ekilmiş C30 betonla yapılmış. Yapı denetimli ve geri git. Eklenti bir. Yani ben de söyledim dedim bu projeyi kim çizdi? Genç bir mühendis çizmiş. Ya dedim abi bu yani İstanbul Asma Köprüsü mü yapıyor? Geç oraya geç ki tara. Evet. Gözün birini gösterdik. İkinci göz, üçüncü göz, dördüncü göz de orada. Ve bütün gözleri gösterdik. Şimdi Münir abi senin evin gerçekten çok güzel. Arkadaşlar buradan selam deniz. Buradan selam deniz. Her taraf deniz. Ve kamera takılmış. Efendime söyleyeyim fileli mantolama yapılmış. Enerji kimlik belgesi var. Bu aplikler gün ışığı böyle akşam bu renkten ışıklar binayı öpüyor. Kameralar takılı, 50 metre havuzumuz var. Salon burada, mutfak burada. Yerde bir oda var, eklentileri gösterdik. Bir de işte bak bittikten sonra ben bazen diyorum ya, hayvan etli gösterir, insan elbiseli. Evler de makyajlı gösterir. Bunun son haline zaten hepiniz aşık olacaksınız. Bu içindeki LED ışıklar da evin makyajını daha ön plana çıkarıyor. Ve gel Can, gel babam. Şimdi bodrumu gösterdik değil mi? Bodrumu gösterdik. Burada da bir çimli alan var. Bir yeşil alan. Zaten her taraf yeşil. Sakın
kafanıza bahçe, zaten her taraf orman. Bakın orman, denize ne kadar, bence denize, denize ne kadar, ya gel bir daha bakalım ayağım bir yere bulaşmasın. Ya benim de, arkadaşlar denize bence 500 metre vardır yani, bence 500, 600 olsun, 700 olsun. Yani ben 500 dedim, sonra 700 çıkarsa kızmayın ve orayı da gösterdik. Zemin katta, burada bir oda var, diğer tarafta salon, mutfak var. Bu oda ebeveyn banyolu, bütün klima üniteleri buraya toplanmış ve geç arabanı oraya geri geri git. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu havuz seviyesinde ya, üst tarafı yol, yan tarafı yol. Ya bunun üç tarafı yol, her tarafı yol. Dolayısıyla hafif eğimli olduğu için alta bodrum yapmış. Yerden de göstereceğiz size, 7 metre yerden yüksek. Bu taraf yol, alt yol, yan yol, her taraf yol. Ve oradan da buradan girelim, evet. Otopark olabilir. Eksikleri, beyefendi diyor ki, sevgili abim, toprağım, hemşerim, diyor ki eksikleri diyor ne yapsınlar? Eksikleri diyor alan yapsın diyor. Anlaşılır. Eğer oradaysanız konuşursunuz. Şimdi biz başta burayı gösterdik ya size. Burada bir bölüm, iki bölüm, üç bölüm, dört bölüm yer vardı. Ve can gel bölümlerin üstüne. Buraların altı, oda, işte söz konusu yardımcı evi, bilmem bir şeyler. Buralar sonradan bence bir korkuluk yapılabilir. Burada da bayraklı bir ev var, herkes merak ediyor. Ve işte şirin akbükümüz, güzel akbükümüz burası. Sevgili arkadaşlar, bunun altında eklentileri gösterdik. Can, buradan da bir öp. Buradan da bir öp. Böyle happy birthday, düğün, dernek, kınayı getir, ani müzikleri çalarsınız. Ve geldik arkadaşlar. Salonla mutfak aşağıda, bodrumu göstermiştik. Bodrumu bir daha göstereceğiz. Üç basamakla 60 santim. Merhaba ev diyeceğiz. Rojbaş ev. Evet, merhaba dedik. Şimdi altta havuz başında salon, mutfak, bir oda vardı. Bir de eklentiler vardı. Eklentiler, evet eklentileri zaten gösterdik. Ve geldik. Gel Can, buraya geç. Buraya geç. Evet. Akıllı ev, akıllı ev. Şimdi bu merdiven salonla mutfağa iniyor. Bu da elektrikler, yerden ısıtmanın kabloları vesaire. Ve oda bir. Oda biri göster. Hemen hızlı hızlı göstereceğiz. Panjurlarımız hepsi takılıdır. Yerler 120-60 ebatlarında granitlerle yapılmış. Evet. Oda bir. Oda biri gösterdik. Salonla mutfağı da göstereceğiz. Oda iki. Oda iki. Can, böyle baştan savunma yapmayalım. Can, titreyerek yapalım Münir abinin evini. Münir abi, sen valla evi çok güzel yapmışsın. Yani bence sabret. Biraz daha git. Evet. Oda iki. Oda ikinin önünde balkonumuz var. Besmalamın şalkaşine. Geç o diğer tarafa. Laukat yemin bevine. Ledesma ali işte rabinin dilu hayran. Ve arkadaşlar işte bu da ikinci odanın önündeki balkon. Evin her tarafı deniz. İşte deniz, deniz, deniz. Deniz dedikleri bu. Şimdi çıkalım, geri geri git. Oda 2'yi gösterdik. Oda 3'ü göstereceğiz. Sonra salonla oda 4'e doğru gideceğiz. Oda 3 ebeveyn banyolu. Oda 3 ebeveyn banyolu. Evet. Oda 3 bu arkadaşlar. Oda 3'ün de Fransız balkonu var ve ebeveyn banyoludur. Asma tavanları, alçılar gayet kaliteli. Doğramalar da fena değil. Yeri görmeden almayın. Emsallere bakın, alın. Ben süsleyip püslemiyorum. Görmeden almayın arkadaşlar. Bunu net söylüyorum. Yok kaçırmayın, yok kelepir melepir, bir şey yok. Ama bundan iyisi de yok. Yani ben böyle diyeceğim de, ya sen kelepir dedin, demiyorum kardeşim. Alıyorsan ev burada, almıyorsan bu evin alıcısı çok, ama iyi bir insan alsa biz de mutlu oluruz. Ve duvarlara da böyle ışıklar mışıklar yapmışlar. Döndük buraya. Bu tabi bunu da buğulu bir cam yapmışlar. Evet, buradan da denizi izlersin. Bu da banyomuz arkadaşlar. Buraya duşakabin. Evet, ayırmışlar. Buraya duşakabin varsayalım. Burası Hilton dolap. Burası da klozet. Klozetin yeri ne kadar güzel gizlemişler ya. Allah. Ve burayı gösterdik değil mi Can? Şimdi salonla mutfak katına iniyoruz. Salonla mutfak katına iniyoruz. Merdiven basamakları gayet kaliteli. Bunlar sensörlü. Bu aplikler de fena değil.
Ve geldik. Arkadaşlar dışarıda bir yer vardı yani, dışarıdan girmiştik. Efendime söyleyeyim. Buradan da o odalara giriliyor, o eklentilere giriliyor. Ve burası da yine 120'ye 60 ebatlarında granitler. Mutfağımız içine ocakla dablumbazı da koymuş. Evet, buradan o terasa çıkılıyor, oradan havuza çıkılıyor. Can geç şeye, havuza doğru geç. Bu ocak yeni. Bu buzdolabı abi nereden getirdin bunu? Neyse bu da iş görür yani. Evet. Sevgili arkadaşlar, burası da salonumuz. Evet, salon bu. Şimdi yandaki odayı göstereceğiz. Ve aha böyle bir dakika Can, affedersin kurban oldum. Bir de bu kapıdan bir salona vur. Abi, abla arayacağım seni. Evet, salonumuz bu. Salon bu. Şimdi aslında mutfağı biraz özetlememiz lazım. Şimdi arkadaşlar, burası buzdolabı. Burası ocak üstüne dablumbaz. Burası evye, burası bulaşık. Burası çekmeceler. Mermeri de gayet iyi. Ve burası da işte başka şeyler. Ve döndük ikinci ebeveyn banyolu oda. İkinci ebeveyn banyolu odamız da bu değerli arkadaşlar. Yine banyosu içinde, asma tavalar gayet güzel olmuş. Banyoyu da göster Can. Kaç dakikadır? 11. Evet arkadaşlar, bakın burası da ikinci ebeveyn banyolu odamız. Şimdi böyle geri git. Bodrum'a gideceğiz. Bodrum'dan çıkacağız. Burası da arkadaşlar dördüncü oda. Burada da zaten lebi debi ne deryaysa öyledir. Şimdi biz size ne yapmıştık arkadaşlar? O dışarıdan havuz başından eklentileri göstermiştik. Buradan da bu mermerler buraya kadar geliyor. Beyefendi dedi ki orada da ev mi almış, ne yapmış? Dedi hani bu param yok. 300-600 diyorlar. Abi burada oturuyor. Ulan yo, bura ayrı bir bodrum. Bura ayrı bir bodrummuş. Valla biz karıştırdık. Ulan Can, bu adam ne kadar çok bodrum yapmış. Ulan burada da bir bodrum var. Biz oradan nasıl geldik? Neyse arkadaşlar, işte bodrumlar bir sürü var. Ya Can, orada 4 tane eklenti vardı. Bura ne? Bu abi otel yapmış. Ve arkadaşlar burası da başka bir bodrum. Biz buraya niye bakmadık? Neyse baktık. Arkadaşlar işte gördünüz. O eklentiler var. Bura var. Var da var. 385 bin euroya. Daha ne yapalım? Hadi çıkalım. Ya biz neyse Münir abi, valla sıcak, bizi sıfır baştan çekmeyelim. Yeter bu. Bizi bilen bilir. Ve bu bodrum vardı ya Can. Şimdi gel diğer tarafa gidelim. Ulan arkadaş, ne yapmış bu abi ya? Arkadaşlar şimdi burada var. Bakın. Buraları göstermiştik. Can, hemen seri anlat. Hatamızı telafi edelim. Böyle gel. Gel, sonra geri gidersin. Şimdi bunun altında bir bodrum var. Tabi bodrum ileriden başlıyor. Şimdi biz de aslında daha önce biliyorduk. Sonra unutmuşuz. Bodrumdan ziyade bir de bunlar var. Geri git. Bölüm 1. Bölüm 2. Bölüm 2. Bölüm 3, bölüm 4, bodrum 5, 4 oda da var. Ve şimdi ne yapıyoruz Can? Can şimdi gel. Can şimdi evin etrafını, o istinat duvarlarını gösterelim de emeğimize değsin. Çünkü emeğimize değsin. Evet. Hoy memo mem abasi, abasi. Arkadaşlar bakın, etrafı da göster. Serbest göster. Vur celladın boynunu, kes. Gel babam. Biz bu yoldan geldik. Aracımızı oraya koyduk. Efendime söyleyeyim, betonları görüyorsunuz. Bunlar beton. Daha aşağıdaki betonlar. Onları da göresiniz. Bohçalaması hala alttan sarılı. C30 beton dedikleri. Bu C30 beton dedikleri o. Dağlara çıkacağım. Sırtlan görürüm. Aslan görürüm. Ben görürüm. Ve istinat duvarları. Arkadaşlar bir şey ifade edeyim. Kapalı garajla burayı böyle yapmışlar. Bu
BİMS'i yıkıp oradan kapalı garaja koyabilirsiniz. Bak yeni yeni bir şeyler keşfettik. Ve şimdi ne diyorum? Bu duvarlar 16'lık demirle çift bir arasına tezviye atılmış. Altında da büyük bir hatırı var. Ondan sonra valla daha ne diyeyim yani. Daha bu evin böyle daha adama demişler ne istiyorsun? İki göz. Allah herkesin gözünü iyi yapsın. İran'da bir şey vardı. İki kişi ceza almış. Gözleri kör edeceklermiş. Lan bu İran ne başlıyor bela milletin? Evet. Ve arkadaşlar işte istinat duvarlarımız. Şimdi biri diyecek ki ne diyecek? Ben biliyorum. O duvarlar çok yüksek. Deprem olsa gider. Alamıyor ya. Alamayınca ben nereden bir hata bulayım? Bu yıkılırsa en azından malın olsun ki yıkılsın. Koyun olsun ki kurt götürsün. Yani değil mi? Ne demiş? Yani koyunun olursa kurt da götürür bir şey de. Hele bir al. Yani o ihtimaller milyonda sıfır da olsa en azından bir al diyoruz. Ve fazla konuşmayayım. Sevgili arkadaşlar burayı da özetledik. Yani ben dediğim gibi kardeşim. Abiler, ablalar, ezeler, teyzeler, halolar, haltiler. Yeri görmeden almayın. Burada ev gördüm, burada gördüm. Gördüysen ondan git al yani. Ben bazen birine diyorum ki burada bir ev var. Tam burada da bu var. Ya bu böyle denmez. Varsa beni arıyorsun. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, iyi günler.